özetleyebiliriz. Genelde en çok hangi vakayla, hangi hastalıkla veya alerjiyle karşılaşıyorsunuz? Genelde en sık görülen alerji şekli alerjik rinit dediğimiz hapşuruk, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözde, kulakta kaşıntı şeklinde ortaya çıkan ve çoğunlukla çevresel faktörlerden etkilenen ne gibi? İşte ev tozu gibi, otlar gibi, yabani otlar, çayır otları, ağaçlar, mantarlar gibi değişik veya hayvan tüyleri gibi onların etki ettiği sebep olduğu etkenlerle görülüyor. İkinci olarak da astım dediğimiz nefes darlığı ve öksürükle giden bir tablo oluşturabiliyor. Bazı hastalarda da genellikle işte halk arasında kurdeşen olarak ifade edilen ürtükerle seyreden bir tablo olabiliyor. Bazı hastalarda sadece kaşıntı şeklinde de olabiliyor. Yani değişik şekillerde hastadan hastaya göre değişebilen farklı klinik bulgular karşımıza çıkabilir. Aslında belirtilerinden de bahsettiniz. Hapşırık, göz kızarması, kaşıntı gibi. Bunları önceden test edebiliyor muyuz? Ya da olduğunda ne gibi bir testler uygulamalı? Yani şimdi alerji hemen hemen bir anda başlıyor. Yani böyle bazen çok erken yaşta, çocukluk yaşlarında çıkabiliyor. Bazen orta yaşta, genç yaşta, bazen ileri yaşlarda bile alerji ortaya çıkabiliyor. Tabii bunlar ne zaman başlayacağını önceden kestirmemiz mümkün değil. Yani onu bilemiyoruz. Çünkü birden, aniden başlıyor. Ama bir duyarlanma dönemi olabilir. Ne gibi? Çayır tozu olsun veya ev tozu olsun, başka şeyler. Önceden karşılaşır ve ona karşı bir duyarlılık olur. Bir tekrar karşılaştığında bu bulgular, semptomlar ortaya çıkabilir. Bunlar arası bir de bundan başka farklı bir şey, ilaç alerjileri var. Hastaların bir kısım insanlar veya hastalar ilaçlara karşı, bunlar içerisinde en çok antibiyotikler geliyor veya diğer ağrı kesici ilaçlar alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bunları ilaç alerjileri diyoruz. Bu durumda tabii bunu da önceden kestim. Bazen öyle oluyor ki hasta uzun süre aynı ilacı kullanıyor, hiçbir şikayet olmadığı halde daha sonra birden alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bu işte immün sistemdeki, bu bağışıklığındaki sapmadan bazı noktalardaki eksiklik veya fazlalıktan ortaya çıkan bir tablo olarak değerlendiriyoruz. Yani bu ilaç alerjilerine veya besin alerjilerine önceden bir korunma gibi bir... Yani öyle bir şeyimiz yok tabii. Öyle bir imkanımız yok. Çünkü bilmiyoruz. Bilemiyoruz yani. Mesela bu tabii ilaç alerjileri içerisinde en çok bilinen, halkımız arasında bilinen penisilin alerjisi. Penisilin alerjisi mesela hastaya 100 tane penisilin yapıyorsunuz, 101. de alerji gelişiyor. Ne zaman gelişeceğini bilemiyorsunuz yani. Tabii bunlar tabii şöyle ifade edeyim. İmmün sistem yani bağışıklık sistemi oldukça çok komplike, düzenli çalışan ama çok komplike bir yapıya sahip. Ve orada birçok eleman rol oynuyor, rol alıyor. Bunun içerisinde hücreler var, bunun içerisinde antikorlar var, bunun içerisinde başka moleküller var. Oldukça karmaşık görünen ama düzenli devam eden bir sistem, bağışıklık sistemi. İşte buradaki bazı noktalardaki aksaklıklar hastalıkların ortaya çıkışına neden oluyor. İşte ne zaman ortaya çıkacağını bilemiyoruz.